Merhaba sevgili mistik yolcular, ben Didem Çiloğlu. Bu videomuzda travmaların üzerinizde bıraktığı gerginliği azaltan şifalı bir çalışmayla karşınızdayım. Deprem, kaza gibi bizim kontrolümüzde olmayan felaketler büyük korku ve panik duyguları yaşamamıza neden olur. Bu duygular o kadar güçlüdür ki sonrasında da bizi etkilemeye devam eder. Zihnimizde yaşadığımız bu durumu tekrar tekrar canlandırırız ve aynı korkuyu ve dehşeti yeni baştan yaşarız. Zihnimizin bir özelliği, daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi, düşünülerek hayal edilenle gerçek olanı ayırt edemeyişidir. Zihnimizde yarattığımız ve gözümüzün önüne getirdiğimiz bir olay, gerçek olmasa bile o anda bizim için gerçektir. Dolayısıyla büyük bir yıkım bir kez yaşanmasına rağmen zihinlerde canlandırılmaya devam ettiği müddetçe defalarca yaşanmaya da devam eder. Zamanla bu korku ve dehşet hali travmaya yol açar ve tüm ruh halimizi olumsuz bir şekilde etkiler. Gün içinde sürekli kaygılı, isteksiz, daima yorgun, bazen sinirli, bazen duygusuz hissetmemizin nedeni bu etkidir. Böylesine büyük olayların ardından gelen tepkiler kendini dışarı çok farklı şekillerde vurur. Bağışıklığınızın düştüğünü ve kolaylıkla gribe yakalandığınızı görebilirsiniz. Birden ortada hiçbir neden yokken endişeli ve sıkıntılı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bazen içinizden hiçbir şey yapmak gelmez ve hayatın anlamsızlaştığını fark edersiniz. Kendinizi suçlu, kırgın ve yetersiz hissedebilirsiniz. Sinirli ve alıngan olabilirsiniz. Bunların hepsi yaşadığınız sıkıntıdan ve gerginlikten kaynaklanmaktadır. Bu videomuzda EMDR adı verilen bir tekniği kullanarak, ama bunu olumlu telkinlerle ve son bölümde kısa bir rahatlama meditasyonuyla birleştirerek tamamen kendine has bir şifa çalışması yapacağız. İlk önce EMDR terapisini çok özet bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Bu yöntemin Türkçe açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. Her ne kadar yoğunlukla göz hareketlerini içerse de bazen beynin her iki yarısını da ritmik bir şekilde uyaran sesler ve vücuda uygulanan kısa vuruşlar da kullanılmaktadır. Bu teknik 1987 senesinde Francis Shapiro tarafından kendisinin parkta yürürken bir yanında yürüyen arkadaşına bir geçen arabalara bakması sırasında gözlerini hızlıca sağa sola hareket ettirmesi sonucu rahatladığını fark etmesiyle aslında tesadüfen keşfedilmiştir. Daha sonra uzun araştırmalar ve incelemeler sonucunda yöntemin etkililiği ispatlanmış ve bir terapi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Terapinin etkili olmasındaki iki temel neden, göz hareketlerinin vagus sinirini uyarması ve REM uykusunda doğal olarak yaptığımız hızlı göz hareketlerini taklit etmesidir. Vagus siniri ile birlikte parasempatik sinir sistemi de uyarılır. Vagus siniri konusunda bilgi verdiğimiz videomuzun bağlantısını açıklamalar bölümünde ve ilk yorumda sizlerle paylaşacağım. Eğer izlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyin. Korku yaratan durumu bir fotoğraf karesi olarak zihninizde canlandırırken gözleri sağa ve sola hareket ettirmek, amigdaladaki korku tepkisini baskılayarak cesaret ve rahatlama hislerini tetikleyen dopamin nörotransmitterinin salgılanmasını sağlıyor. Uykunun rüya görülen kısmında da, yani REM sırasında da gözlerimiz bu hareketi yapmaktadır. REM uykusu sırasında gün içinde yaşadığımız ve deneyimlediğimiz olayları tekrar yaşarız ve hafızamızda kalabilen rüyalar bu sırada görülür. Dolayısıyla bu göz hareketlerini yaparken yaşadığımız durumları beynimizde işlemden geçiririz ve hafızamıza veya bilinçaltımıza kaydederiz. EMDR'deki göz hareketleriyle yaşadığımız travmanın zihin tarafından bilinçaltına kaydedilen ve farkında olmadığımız bazı bölümleri de işlenir ve bunlara karşı hissettiğimiz korku ve kaygı hisleri duyarsızlaştırılır. Biz bu çalışmamızda EMDR yönteminin sadece göz hareketlerini ve iki taraflı uyarım yöntemi kullanılarak yapılan kısa vuruşlar kısmını kullanacağız
ve sonrasında olumlamalar ve meditasyonlarla rahatlama sağlayacağız. EMDR terapisi bu konuda eğitim almış profesyoneller tarafından tüm aşamalarıyla kullanılmaktadır. Böyle bir terapiyi tüm aşamalarıyla almak isterseniz, bu konuda eğitim almış bir psikoloğa veya psikiyatriste danışmalısınız. Biz bu videomuzda olumlu telkinler ve rahatlama meditasyonu ile birlikte aslında EMDR terapisi değil, tamamen bize ait bir yöntem kullanıyor olacağız. Birazdan yapacağımız şifa çalışmasını kolaylıkla ve herhangi bir yan etki oluşmadan güvenle kendi başınıza yapabilirsiniz. Yine de travma yaratan durumu göz önünde canlandıracağımız için eğer korkunuzu kontrol edemeyecek durumdaysanız bu çalışmayı yapmamanızı tavsiye ederiz. Göz hareketlerini yapmak fiziksel bir rahatsızlık yaratıyorsa çalışmamızın ellerle küçük vuruşlar yaptığımız kısmını tercih edebilirsiniz. Göz hareketlerini migren, vertigo ve göz kuruması rahatsızlıkları olanlara önermiyoruz. Bu rahatsızlıkları olanlar kelebek el tekniğiyle küçük vuruşlar yaptığımız bölümü uygulayabilirler. Şimdi ilk önce rahatsız edilmeyeceğin ve tamamen sesime konsantre olabileceğin bir yere git ve rahatça otur. Yatar vaziyette olmana gerek yok. Çok rahat bir pozisyonda otur. Gözlerini kapatma çünkü seans boyunca ekrana bakman gerekiyor. Sakince derin bir nefes al. Şimdi nefesi yavaşça ver. Şu anda benimle birlikte güvende ve rahatsın. Eğer bu çalışmanın herhangi bir noktasında rahatsızlık hissedersen durdurabilirsin. Kendini hiçbir şey için zorlama ve sadece sakinleşmeye odaklan. Oturduğun yeri hissetmeye çalış. Sert mi, yumuşak mı? Ayaklarının altındaki zemini hisset. Şimdi derin bir nefes daha alalım ve yavaşça verelim. Tüm vücudumuzu ayaklarımızdan başlayarak tarayacağız ve kaslarımızı gevşeteceğiz. Böylece farkında olmadan sıktığımız kaslarımız varsa onları da gevşetmiş olacağız. Ben söylediğimde vücudunun o bölgesine dikkatini ver ve kaslarını gevşet. Hazırsan başlayalım. Ayakların yavaşça gevşet. Ayak bileği ile dizler arası yavaşça gevşet. Dizlerinin üst kısmı yavaşça gevşet. Yukarı doğru çıkalım. Kalçalarını gevşet. Şimdi göbeğine dikkatini ver. Buradaki kasları gevşet. Şimdi daha yukarı çıkalım. Göz bölgene geldik. Burayı da gevşetelim.
Ellerine dikkatini ver. Ellerini sıkmadan rahat bırak. İstersen kucağında durabilirler. Kollarına dikkatini ver. Kollarını gevşet. Şimdi omuzlarına geliyoruz. Omuzlarını da gevşet. Şimdi boyun bölgesindeyiz. Boynunu yavaşça gevşet. Ensendeki kasları kontrol edelim. Onları da gevşet. Şimdi başının arka kısmının rahatladığını hisset. Şakaklarına dikkatini ver. Orada da bir rahatlama hisset. Alnına odaklan ve yüzünün bu kısmının da rahatlamasına izin ver. Saç diplerinde dikkatini gezdir. Saç diplerinde hoş bir rahatlama oluşuyor. Şu anda tamamen gevşemiş haldesin. Burada benimle ve güvendesin. Yavaş ama rahat nefesler alıyorsun. Gözlerin açık ve ekranı görüyorsun. İkinci aşamaya geçebiliriz. Şimdi bu çalışmayı yapmana neden olan ve seni sarsmış olan olayı tespit ediyoruz. Bunun ne olduğunu içinden kendine söyle. Kısa bir cümleyle bu çalışmayı bu sebeple yapıyorum diyebilirsin. Örneğin bu çalışmayı babamı kaybettiğim için yapıyorum. Acele etme, cümleyi kurman için ara veriyorum. Şimdi bu olayda en üzüldüğün veya en çok korktuğun anın bir fotoğrafını zihnimizde oluşturacağız. Sanki o an donmuş ve sen fotoğrafını çekmişsin gibi olacak. O anı temsil eden hayali bir görüntü de olabilir. Sence bu olayın sende yara bırakan kısmının bir fotoğrafını zihninde görmeye çalış. Bu aşamada bu görüntüyü oluşturman için biraz ara vereceğim. Zihninde önce boş bir ekranın önünde durduğunu düşün. Ardından ekrana o anın donmuş bir görüntüsü veya fotoğrafı yansıyor.
üçüncü aşamaya geldik ve artık zihninde bir fotoğraf var. Şimdi eğer bu çalışmayı cep telefonundan yapıyorsan, ekranı yan yatır ve görüntüdeki sarkaca odaklan. Onu gözlerinle takip et. Zihnindeki fotoğrafı gözünün önüne getirmeye devam et. Sarkaç bir dakika boyunca ekranda olacak. Takip etmeye devam et. Bir yandan da lütfen beni dinle. Sakinsin ve güvendesin. Her şey yolunda. Zihnindeki görüntüye sakince bakıyorsun. Sakinsin ve güvendesin. Her şey yolunda. Zihnindeki görüntüye sakince bakıyorsun. Sakinsin ve güvendesin. Şimdi dördüncü aşamaya geldik. Bu da olumlama zamanı. Cümleleri benden sonra ister içinden istersen dışından tekrarla. Güvende olduğumu biliyorum. Sakinim ve rahatım. Geçmişi serbest bırakıyorum. Bedenim rahatlıyor. Zihnim sakinleşiyor. Kendimi huzura bırakıyorum. Zihnen, bedenen ve ruhen korunuyorum. Şimdi beşinci aşamadayız. Ellerine ekranda göründüğü gibi bir kelebek şekli vereceğiz. Şimdi ellerini göğsünün üzerine bu şekilde koy. Ekranda gördüğün gibi parmaklarınla hafif vuruşlar yap. Bir yandan zihnine yeniden seçtiğin o görüntüyü getir. Duyduğun sesin ritmiyle ellerinle yumuşak vuruşlarla devam et. Bir dakika boyunca devam edeceğiz. Bir yandan lütfen beni dinle. Sakinsin ve güvendesin. Her şey yolunda. Zihnindeki görüntüye sakince bakıyorsun. Sakinsin ve güvendesin. Her şey yolunda. Zihnindeki görüntüye sakince bakıyorsun. Sakinsin ve güvendesin. Her şey yolunda. Zihnindeki görüntüye sakince bakıyorsun.
6. aşamada şimdi yeniden olumlama zamanı. Cümleleri benden sonra ister içinden istersen dışından tekrarla. Güvende olduğumu biliyorum. Sakinim ve rahatım. Geçmişi serbest bırakıyorum. Bedenim rahatlıyor. Zihnim sakinleşiyor. Kendimi huzura bırakıyorum. Zihnen, bedenen ve ruhen korunuyorum. Son bölüme geldik. Şimdi yeniden rahatlama zamanı. Bu sefer gözlerini kapayabilir ve kendini tamamen sesime bırakabilirsin. Bu kısa meditasyon bittiğinde istersen bir süre daha dinlenmeye devam edebilirsin. Derin bir nefes alalım. Ve yavaşça nefesimizi verelim. Şimdi oturduğumuz yerin sıcaklığını tenimizde hissedelim. Uzaktan gelen bir ses var mı? Varsa yargılamadan bir süre onu dinleyelim. Şimdi bir elini karnının üzerine, diğer elini de kalbinin üzerine koy. Göbeğinin üzerindeki elini hafifçe bastır. Göbeğinin üzerinde minik bir basınç var. Şimdi gevşet. Sıra diğer elimizde. Göğsünün üzerindeki elini hafifçe bastır. Göğsünün üzerinde hafif bir basınç var. Şimdi onu da gevşet. Şimdi her iki elinle kendine basınç uygula. Ellerinin oluşturduğu basıncı hisset. Şimdi gevşet. Şimdi bir elini alnına koy. Diğer elini başının arkasına yerleştir. Her iki elinle alnına ve başının arkasına basınç uygula ve gevşet. Yeniden basınç uygula ve gevşet. Son kez basınç uygula ve gevşet. Ellerini kucağının üzerine sakince bırak. Derin bir nefes alalım ve verelim. 5'ten geriye doğru sayacağım. 1'e geldiğimde gözlerini açabilirsin. 5. Sakin ve rahatsın. 4. Bedenin gevşemiş vaziyette. 3. Kendini huzurlu hissediyorsun. 2. Hafifçe sırtını dikleştiriyorsun. 1. Ve şimdi gözlerini açıyorsun. Seansımız sona ermiştir. Benimle birlikte bu şifa çalışmasına katıldığın için teşekkür ederim. Gerginlik ve korkulardan arınana kadar bu çalışmayı tekrar edebilirsin. Bu genellikle ortalama 15 seansa kadar çıkabilir. İhtiyacın olursa daha fazla yapmanda da hiçbir sakınca yok. Seanstan sonra gelen rahatlamaya bazen baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik eşlik edebilir. Bunlar çok normaldir ve hızla geçecektir.
O dönemde rüyaların çok canlı ve zaman zaman korkutucu olabilir. Bu da beklenen bir durumdur ve zamanla azalarak o da geçecektir. İyileşmenin bir parçası olarak seans sonrasında yaşadığın süreci düşünmen ve olumlu ruh halini devam ettirmen daha çabuk sonuç almanı sağlayacaktır. Çalışmayı ard arda yapmak yerine 2-3 gün ara vererek yapmanı tavsiye ederim. Kendindeki gelişmeleri bir günlük tutarak izleyebilirsin. İstersen yorumlar bölümünde bizimle de paylaşabilirsin. Sevgi ve ışıkla kal.